Merhaba, bu programa Sosyal Medya Platformları ders kitabının dördüncü ünitesinde yer alan Akademik Sosyal Ağ ve Platformlar bölümüyle başlayacağız. Bu programda akademik sosyal ağlar, akademik sosyal ağların kavramsal çatısı ve akademik sosyal ağ platformları konularını ele alacağız. Günümüzde akademisyenlerin kendi akademik ağlarını oluşturabileceği birçok sosyal ağ platformu bulunur. Bu akademik sosyal ağ platformları ise çevrim içi platform veya yazılımları içerir. Akademik sosyal ağlar bir araştırmacıya kendi kaynaklarını paylaşma ve kaynaklar üzerinde diğer araştırmacılar ile birlikte çalışma yapma gibi fırsatlar sunar. Akademik iletişim ve işbirliği geçmiş yıllarda kişisel, yerel ve coğrafi özelliklerin sunduğu olanaklar ile sınırlıydı. Fakat internetin hayatımıza girmesiyle bu durum değişmeye başladı. Önceleri farklı coğrafyalardan katılım sağlayarak ortak çalışma yapan bilim insanları birbiriyle olan iletişim ve paylaşımını yalnızca e-posta üzerinden gerçekleştirebilmekteydi. Fakat günümüzde ise bu durum artık sosyal ağlar aracılığıyla oldukça kolay bir hale geldi. Bilim insanları artık kaynak paylaşımını ve diğer araştırmacılarla bağlantı kurmayı bu araçlar üzerinden kolayca gerçekleştirmeye başladı. Bugün sosyal ağlar dediğimizde en büyük örnek olarak karşımıza Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram ve WhatsApp gibi web siteleri gelir. Fakat akademik sosyal ağlar bazı özellikleri bakımından bu sosyal ağ sitelerinden farklılaşır. Bilim insanlarına yönelik hizmet veren bu sosyal ağ siteleri, kullanımı ve üyelerdeki etkinliği hakkında akademik içeriğe katkıda bulunan ve diğer üyelerle etkileşime ilişkin istatistikler üreten çevrim içi bir alanı içerir. Bu kapsamda bir sosyal ağın akademik sosyal ağ olması için dört unsuru içermesi gerekir. Bunlar kişi profilleri, içerik, iletişim ağları ve ölçümlerdir. Yine akademik sosyal ağların bilim insanlarına çeşitli sosyal özelliklerin yanı sıra bir takım olanakları da sunması söz konusudur. Bu doğrultuda sosyal ağlar aracılığıyla kullanıcı kendine araştırma odaklı bir profil oluşturabilmekte, kişisel yayınları ve yapılan atıfların paylaşımını destekleyebilmekte ve çevrim içi grup araştırma faaliyetleri için bir fırsat elde edebilmektedir. Araştırmacılar bu sosyal ağ sitelerini kullanarak tarama, bilgi toplama ve profil oluşturma olanakları çerçevesinde bilgi ön işleme uygulamalarını gerçekleştirirler. Örneğin bir araştırmacı araştırma konusu ya da anahtar kavramı kullanarak bu sitelerde tarama, bilgi toplama gibi işlevlerini yerine getirmekte ve topladığı bu bilgileri de aynı zamanda depolayabilmektedir. Bunun ardından ise araştırmacı amacına bağlı olarak modelleme, analiz, uygulama ve teknoloji altyapısı kapsamında çalışmasını şekillendirmektedir. Böylece zaman ve mekan kısıtı bulunmadan gerekli verilere ulaşılmakta, verilerin işlenmesi için yol ve yöntemler belirlenmekte, uygulama ve sonuçlar ise paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda akademik sosyal ağ platformlarının bilimsel çalışmalar için altyapı oluşturma aşamasından araştırma sonuçlarının paylaşılması ve yayınlanmasına kadar her aşamada rehberlik eden bir uygulama ve hizmet sitesi olduğu söylenebilir. Akademik Sosyal Ağ platformları özellikle akademisyenlere yönelik bir dizi hizmetin geliştirilmesiyle son yıllarda önemli bir konum kazanmıştır. Bu sosyal ağ sitelerini ise yapılarına göre 6 grupta ele almak mümkündür. Bunlar sosyal etiketleme siteleri, araştırma döküman paylaşma ağları, referans yönetim araçları, çevrim içi kurs, eğitim, üniversite hizmetleri, döküman depolama siteleri ve yararlı program eklenti ve sitelerdir. Sosyal etiketleme siteleri İngilizce social bookmarking kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılır. Bookmark internet ortamında beğenilen bir yazının, sayfanın, resmin veya video gibi bir içeriğin saklanmasını ifade eder. Sosyal etiketleme siteleri de bu doğrultuda kaydedilen bir içeriği etiketleyerek daha sonra bu içeriklere kolayca erişimi sağlar. Bu aracılığıyla bireyler hem kendi paylaşımlarını hem de diğer bireylerin yaptıkları paylaşımları beğenebilir, tavsiye edebilir ve bu içerikleri aynı zamanda oylayabilir. site like ve Bibsonomy ise oldukça bilinen iki sosyal etiketleme sitesidir. Araştırma, döküman, paylaşma ağları ise araştırmacılara internet üzerinden birbirleriyle iletişime geçmeleri, araştırma paylaşımlarında bulunmaları ve bu paylaşımlar hakkında geri bildirim almaları konusunda hizmet sunan sitelerdir. Bu ağları kullanan kullanıcılar araştırma ve makalelerini sisteme ekleyebilmekte, aynı konuda çalışan araştırmacılardan haberdar olmakta, bir çalışma için gruplar oluşturabilmekte ve çalışmalarını bu ortamlarda paylaşabilmektedirler. ResearchGate, Academia ve Google Scholar araştırma ve doküman paylaşım ağlarına örnek olarak verilebilecek sitelerdir. Bir diğer akademisyenlere hizmet sunan sosyal ağ araçları referans yönetim araçlarıdır. Bu araçlar yardımıyla akademisyenler araştırmalarına ait alıntılanma bilgilerini hem kaydedebilmekte hem de bunları düzenleyerek aynı zamanda bibliografya oluşturabilmektedir. Günümüzde pek çok bibliografya yönetim aracı bulunur. Bilim insanları tezler, tez özetleri, araştırma makaleleri ve diğer yayınlar için referanslarını saklamak, düzenlemek ve yönetmek için referans yönetim araçlarını sıkça kullanmaktadırlar. Bu araçların en popülerleri EndNote, RefWorks ve Mendeley'dir. İnternetin yaygınlaşması ile toplumun sosyo-demografik yapısındaki farklılaşma ve hem eğitim kurumlarındaki hem de öğrencilerdeki maliyetlerin artması gibi pek çok etken üniversitelerin akademik ve yönetim anlayışlarında belirli değişiklikler yapmasına zorunlu kılmıştır. Bu duruma çözüm olarak ise gerek yurt içi gerekse yurt dışı pek çok kurum geleneksel olmayan akademik programları aktif olarak araştırmakta ve uygulamaya koymaktadır geleneksel olmayan akademik programların başında ise iletişim yöntemlerindeki gelişmelerle sürekli güncellenen uzaktan eğitim yöntemleri gelir. Akademik sosyal ağ platformları kapsamında ele alınan bu hizmetler hayat boyu öğrenme ve açık ders felsefesiyle ders veren canlı veya banttan yayına ek olarak yazılı dokümanlara da ulaşılabilen üniversite web sitelerini içerir. Open Education Consortium, Coursera, edX Khan Akademi, Udemy, TÜBA ve Treehouse gibi pek çok web sitesi uzaktan eğitim veren kurumlara örnek olarak verilebilir. Döküman depolama siteleri veya sanal sunucu çözümleri de akademisyenlerin yoğun bir şekilde faydalandığı sitelerdir. Sanal sunucular dosyaların bilgisayardan silinme ihtimaline karşı saklanabilmesi ya da ortak çalışma yapmak için paylaşılabilmesini sağlayan altyapılara sahiptir. Google Drive, OneDrive, Yandex Disk, Dropbox ve iCloud sanal sunucular alanında en çok tercih edilen uygulamalardır. Tüm bunlar haricinde not alma siteleri, iş geliştirme siteleri, blog ve web site oluşturma uygulamaları, doküman siteleri, ücretsiz video konferans ve anket uygulamaları ve anahtar kelime teknoloji uygulamaları da akademisyenlerin araştırma süresince faydalanabileceği yararlı programlar ve siteler arasında yer alır. Bu programımızda sosyal medya platformları ders kitabına dördüncü ünitesinde yer alan akademik sosyal ağ ve platformlar konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili akademik sosyal ağlar, akademik sosyal ağların kavramsal çatısı, akademik sosyal ağ platformları başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.